GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları incelediğimizde özellikle uzun süredir beklenen FOMC toplantısı öncesinde yoğun bir veri akışıyla karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Piyasalarda hem veri akışıyla birlikte hem de FED'e yönelik beklentilerle birlikte bir yön arayışına girdi. Burada Asya piyasalarından başlayacak olursak günün ilk saatlerinde Avustralya Merkez Bankası'nın Son toplantısına ilişkin tutanaklar e, piyasalarda etkisini hissettirdi özellikle Avustralya doları üzerinde. Burada e, Avustralya dolarının emtia fiyatlarıyla birlikte denge bulmaya çalıştığı ve ekonomiye ilişkin bazı iyimser açıklamalarla birlikte Avustralya doları günün başlangıcında bir miktar güç kazanımı sağladı. Ancak günün devamında özellikle ABD piyasaları açılış sürecinde Dolar endeksindeki değer kazanımı birçok varlık fiyatını etkisi altına aldı. Özellikle majör pariteler başta olmak üzere. Burada borsa seyrine de bakacak olursak Japon Nikkei endeksinde ve Çin Şangay endeksinde düşüşlerin ön planda olduğunu takip ettik. FOMC öncesi son görünümde. Avrupa tarafına geçecek olursak veri akışının buradan itibaren özellikle yoğunlaştığını ifade edebiliriz. Öncelikle İngiltere'de rakamları takip ettik. İngiltere'de enflasyon 4 ayın ardından ilk kez pozitif yönde bir ilerleme kat etti ve %0.1'lik beklentiyle paralel bir artış yaşadı. Ve bununla birlikte de sterlinde hareketlerin etkinlik kazandığını, sertlik kazandığını da takip ettik. Bundan sonraki veride ise Almanya'da ziv ekonomi hassasiyeti, ekonomik hassasiyetini açıklayan güven endeksinin rakamlarının açıklandığını takip ettik. Ve burada beklentinin üzerinde bir artış gerçekleşti Alman Ziv Endeksinde. Burada son zamanlarda, son dönemlerde zayıf bir seyir gösteriyor endeks ve bununla birlikte e, Alman özellikle ekonomisi iç e, gelişmelere ilişkin beklentilerin daha olumlu olduğunu takip ettik bu e, rakamla endekste birlikte. Burada Avrupa Endekslerine de göz atacak olursak, e, bu da ABD öncesi, Son gelişmelerde sertlik kazandığını görüyoruz yükselişlerin ve özellikle Euro bölgesinin iki büyük endeksi olan DAX ve Cac 40 endekslerine baktığımızda burada %3 ortalama ile bir yükseliş gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İngiltere'ye bakacak olursak burada da yükselişler %2.21 civarlarında şu an için devam ediyor. Olumlu bir seyrin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz çok net bir şekilde burada. Buradan da ABD tarafına geçecek olursak. Özellikle enflasyon rakamı FOMC öncesi son kritik rakamdı. ABD piyasalarına ilişkin en kritik rakamlardan biriydi diyebiliriz. Özellikle FOMC'nin de bu göstergeyi yakından takip etmesi nedeniyle gün içerisinde en etkili verilerden birisiydi. Burada enflasyon özellikle çekirdek rakamda %0.2'lik artış devam ederken norm, manşet rakama baktığımızda normal rakama baktığımızda ise %0'lık bir rakam karşımıza çıktı. İki veri de. Beklentiye paralel bir sonuç karşımıza çıkardı. Aynı saatte açıklanan New York İmalat Endeksindeki negatif seyirse bu ay toparlanmaya devam etti. Ve bununla birlikte de verinin ardından dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin etkinlik kazandığını gördük. Ki ABD piyasaları açılışı sonrasında bu etkinlik daha da arttı. Ve birçok varlıkta da bunun etkisi hissedildi. Buna da kısaca göz atacak olursak Euro-Dolar paritesi. Gün içerisinde altmışlara kadar yükselmesine karşın şu anda 1.09.40 seviyelerinde hareketlerini sürdürüyor ki bu da yaklaşık günlük bazda %0.50'lik düşüşe tekabül etti. Dolar yen paritesine baktığımızda %0.40'lık bir yükseliş var. Burada da 120.60'lara kadar düşmüştü parite gün içerisinde. Şu sıralarda ise 121.50 seviyelerinde hareketlerini sürdürüyor. Oldukça geniş bir bandı kullandı günlük bazda bu şekilde hareketlerin gerçekleştiğini gördük ve özellikle petrol fiyatlarına ilişkin gelişmelerde yine gün içerisinde etkisini hissettirdi. Petrol ABD tipi fiyatına bakacak olursak varil fiyatı 36.90 civarlarında hareketlerini sürdürüyor ki burada Son gördüğü dip seviyelerin ardından bir miktar toparlanma sergilemesi hem borsalar üzerinde hem de gelişmekte olan ülke para birimlerinde destek kazandıran unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı. Olumlu bir tabloya destek sağladı diyebiliriz. Brent tipi ham petrol ise 38 70 dolar 70 cent civarlarında hareketlerini şu sıralarda sürdürüyor ve altın fiyatına da bakacak olursak. Özellikle kayıpları sonrasında değerine tutunmaya çalışsa da altın fiyatı doların değer kazanımından bir miktar etkilenmiş durumda ve 1062 dolar 50 cent civarlarında ons fiyatının da seyrettiğini ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara geçecek olursak gelişmekte olan ülke para birimlerinin gün içerisinde talep görmesiyle birlikte, TL'de de güçlü bir seyrin karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Özellikle burada da ABD piyasaları açılışı öncesinde başlayan bir düşüş söz konusuydu. Yoğunlaşan bir düşüş söz konusuydu. Öğleden bu yana devam eden düşüşler, kurlarda yaşanan düşüşler bu süreçte etkinliğini arttırdı. Dolar Türk Lirası %0.75'lik bir düşüşle birlikte 70'lerde hareketlerini sürdürüyor ki gün içerisinde 2.99'un üstüne çıktığını da görmüştük kurun. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ise Doların değer kazanımının euro üzerinde oluşturduğu baskının da etkisiyle %1'i aşan bir düşüş söz konusu. %1.25'lik düşüşten bahsediyoruz. 3.23.60'larda şu an için kur hareket ediyor ki burada 3.30'un da üstünü görmüştük gün içinde. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ve kurlardaki bu gidişatın da biz düz endeksinde etkisini hissettirdiğini, buna destek sağladığını olumlu seyre ifade et, edebiliriz. Biz düz endeksi de günü 72.156 puandan sonlandırdı ki bu da %4'ün üzerinde bir yükselişe tekabül etti. Hatırlatacak olursak dün 69.693 puanda sonlanmıştı. 70.000'in 70 altında bir kapanış gerçekleşmişti. Bugün oldukça etkili bir yükseliş gerçekleşmiş oldu böylece. Günün kalanındaysa özellikle Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz'un konuşması var ki Kanada'da imalat satışları rakamları da hayal kırıklığı yarattı. ABD enflasyon rakamlarıyla aynı saatte açıklandı. Bundan sonra Başkanın yapacağı açıklamalarda Kanada doları üzerinde etkisini hissettirebilecektir. Bu nedenle takip etmekte fayda var ve yarında FOMC öncesinde piyasaların bu gelişmeye yönelik fiyatlamalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.